2237 A bireysel AIDS etkinlikleri destekleme programı kapsamında gerçekleştirilecek insan, sağlık, doğa temeliyle hortikültürel terapi yaklaşımı konulu bireysel etkinliğimizin açılış törenine hoş geldiniz. Sahipliğinde 19 Mayıs Üniversitesi ve Malatya İnönü Üniversitesi İşbirliği ile TÜBİTAK 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek insan, sağlık, doğa temelinde hortikültürel terapi yaklaşımı konulu bilimsel etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Artan kentleşme, düzensiz yapılaşmaya ek olarak gelişen teknoloji ve değişen yaşam stili insanın doğa ile olan bağlantısını koparmıştır. Modern toplumun yüksek hız ve aşırı uyarılması, kişilere yönelimli dikkat eksikliğine eğilimli kılmakta olup, günümüz insanın en önemli sorunlarından biri olan strese ve beraberinde depresyon sorunlarına neden olmaktadır. Aslında özüne baktığınızda insanın yaratılışıyla da ilgili bir konu. Topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Özümüzde var olan şeyleri konuşacağımız da bir konu. Dolayısıyla iyilik dediğiniz şey, sadece sağlıkçıların konuştuğu bir şey değil. Bu gruba, bu kursa katılacak olan çeşitli disiplinlerdeki arkadaşlarım şunu konuşacaklar. Biz insanı iyi etmek istiyorsak, o zaman hepimiz bu taşın altına elimizi koymak zorundayız. 21. yüzyıl süreci, evet sanayileşme süreci, biraz kapalı alanlara geçme, doğadan uzaklaşma bazı sorunları beraberinde getirdi. Ama bunların en güzel çözüm yolları tekrar doğaya, tabiata dönme. Bunun için insan, sağlık, doğa temelinde hortikültürel terapi yaklaşımı bizler için önemli. Yani bizim için psikolojik, mental rahatlama ya da vücudumuzdaki negatif enerjiyi ya da negatif elektriği, stresi atma yöntemi. Ülke olarak ya da dünyadaki millet olarak da artık nüfusumuzda yavaş yavaş yaşlanıyor. Yaşlı nüfus biraz daha artıyor. Bunun için tabiat, doğa bize en büyük terapi kaynağı olacak. Bu noktada arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Üniversite olarak nice güzel projeler, TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri, bekliyoruz. Hayalimizden geçen çalışmalar. Tekrar arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Saygılarımla. Burada biraz hortikültürel terapiye değinmemiz gerekecek. Türkçe karşılığına baktığım zaman hortikültürel terapi bahçecilik terapisi olarak karşımıza geliyor. Peki terapi ne? Fransızca bir kelimeden köken alıyor. Terapötikten geliyor ve tedavi anlamında kullanıyoruz. O zaman hortikültürel terapi dediğimde de bitki ve doğayla tedavi olma, iyi olma durumu olarak karşıma geliyor.